15 Temmuz darbe girişimi ardından sözde darbecilerle mücadele etmeyi gereği olarak 3 ayda bir yenilenen ve her yenilendiğinde yeni KHK'larla devam eden OHAL rejiminin birinci yılındayız. Geçtiğimiz bu bir yıllık süreç antidemokratik, faşizm ve otoriter uygulamalarıyla tüm muhalif kesimleri olduğu gibi gençlik kesimini, gençleri ve genç kadınları da ciddi anlamda etkilemekte ve etkilemeye devam etmekte. Aslında OHAL altında gençler gençlerin öncülük misyonu ve mücadele azmi engellemek istenip her gün yeni bir hak ihlaliyle, hukuksuzlukla bir takım engellemeler yaşanmakta. Biz de OHAL'in gençler üzerinde etkilerine dair bir OHAL raporu hazırladık. Gençlik ve gençler ve OHAL üzerine. Size bu raporun özet kısmını aktaracağız. Aslında rapor çok geniş bir rapor. Biz burada değerli basın emekçilerine özet halini aktaracağız. Ve bu rapor şu anki süreye kadar ilk defa hazırlanmış bir rapor. Yani gençler adına ilk defa hazırlanmış bir rapor. Sunumunu da Gençlik Meclisi'nden Yağmur arkadaşımız yapacak. İsterseniz sözü ona bırakalım. Teşekkür ederim. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından darbecilere karşı mücadele etme gereği öne sürülerek 20 Temmuz'da başlatılan olağanüstü hal 3 ayda bir yenilenen her yenilenişinde 3 aya yenileşim 3 ay arasında eklenen yeni KHK'larla daha da antidemokratikleşen ve otoriterleşen koşullara sebep olmasıyla AKP iktidarının demokratik siyasete ve demokratik muhalefete karşı darbesine dönüştü. Bu darbenin bir yılını geride bırakırken farklı kesimlere dönük darbenin ne kadar ağır bir faturasının olduğunu hesaplarken en çok görünmez kılınanın OHAL'in gençlere dönük faturası olduğu ve gençlere karşı ilan edilmemiş savaş koşullarının geliştirildiğini vurgulamak istiyoruz. Türkiye'de bir yıldır OHAL koşulları altında gençler her gün yeni bir hak ihlali, yeni bir saldırı ve hukuksuzluk yaşamaktadır. OHAL uygulamaları bilim üretiminin mekanı olan üniversiteleri faşist çetelerin dergahı haline getirdi. Öğrenciler bu bir yılı ya cezaevlerinde ya da karakollarda ya da hastanelerde geçirdiler. Bir kuşak daha sıklaştırılmış gözaltı operasyonları sebebiyle yıl doğuşunu gözaltı mavisiyle tanımak zorunda kaldı. 5 gün boyunca sabah gözaltına alınıp akşam bırakılanlarımız başka bir dosyadan gözaltında olduğu için katılamadığımız mahkemesinden kaçma şüphesinden ötürü yakalama kararı çıkaranlarımız bile oldu. OHAL'in ilan edildiği 20 Temmuz 2016'dan bu yana 1836'dan daha fazla genç gözaltına alındı. Elbette ki bu rakamlar sadece kayıt altına alınabilenler. Kürt illerinde gözaltına alınanlar gençleri kayıt altına alabilmek ise çoğu kez mümkün dahi olamadı. Dolayısıyla bu sonuçları da üstünde bir durumla karşı karşıyayız. OHAL Türkiye'de gençlik mücadelesini ve öğrenci hareketini tamamıyla bitirmek üzere bu bir yıl elinden geleni yaptı. Başaramadı ve gençleri susturamadı. Ancak DÖDEF bünyesinde çalışan 37 öğrenci derneği, farklı illerdeki gençlik merkezleri, gençlik kültür evleri KHK'larla kapatıldı. Gençlik hareketleri içerisinde yer alan gençler gözaltı ve tutuklamalarla sindirilmek istendi. Gençler üniversitelerinde, mahallelerinde siyaset yürütmesin, mücadelenin hiçbir kanalında yer almasın, ancak ve ancak iktidarın yarattığı çürütücü, kuşatıcı, yok edici kültürle beslensinler istendi. OHAL bunun hukuki dayanağı oldu. Gençler siyasetten var olmasınlar, varlıklarını hissettirmesinler istendi. Gençlik mücadelesinin yükselişte olduğu her dönem toplumsal muhalefette kazandırdığı izme hesap edilerek gençlerin üzerinden silindirle geçilerek muhalefetin diğer bileşenlerinin de bitirileceği düşünüldü. Gençlerin etki etmediği bir siyaset sahnesi arzu edildi. Bu anlamıyla açıkça söylüyoruz. OHAL KHK rejimi gençlik düşmanıdır. Gençleri siyaseten etkisizleştirmeyi, gençlerin öncü misyonunu ezmeyi hedefleyen bir gençlik kırımı harekatıdır. Genç kadınlar OHAL'den en çok etkilenen kesim oldu. Özellikle de cezaevlerinde tutuklu kadınlar türlü şiddet biçimlerine maruz kaldı. Tutuklu ve gözaltındaki genç kadınlara cinsel işkence ve tecavüz tehditleriyle uygulanan psikolojik işkence de genç kadınlara uygulanan işkencelerin başını çekti. 18 yaşındaki Sıla Balay polis baskınında ifade edildi. OHAL'in yaşananların
pardon, o halde yasaların askıya alınması sadece bir kesim genç kadını değil, tüm genç kadınların yaşamını tehdit etti. Kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz, tecavüz ve genel olarak şiddet olağanüstü olmayan halde bile cezasız bırakılırken, o hal kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine teşvik politikasına ve erkeklik yüceltmesine dönüştü. Toplu taşımada giyimleri bahane ederek genç kadınlara saldıran erkekler, arkasında o halde kadına yönelik şiddetin cezasızlık garantisi olduğunu biliyordu. Binlerce genç kadın KHK'larla işinden, sosyal haklarından edilerek ölüme terk edilirken, ehliyetsiz ve alkollü araba kullanırken bir genç kadını katleden Sertaç Aksu'nun tutukluluğuna bir KHK ile son verildi. Yani KHK'lar genç kadınların düşmanı ola geldi. Yine o hal sürecinde darbecilerin eşi ganimetimizdir şeklinde cinsiyetçi ve tecavüze teşvik eden söylemler de cezasız bırakıldı. Adana'da genç kadın sanatçıların çalışma yaptıkları bina KYK ile kapatıldı. Genç kadınları yerel siyasette irade haline getiren uygulamalara Ankara'dan atanan kayyımlar da her son verdi. Genç kadınlar evlere hapsedilmek istendi. O ile artan cinsiyet eşitsizliğine rağmen çıkarılan iş yasasıyla doğum izni arttırıldı. Böylece başta genç kadınlar olmak üzere kadınların istihdamı engellenmiş oldu. Genç LGBT artılar da OHAL'in ahlakçı atmosferinden etkilendi. Yardımcı doçent Doktor Çağlar Deniz, Uşak Üniversitesi'nde verdiği toplumsal cinsiyet dersinin eşcinselliği yaydığı iddiasıyla KYK ile ihraç edildi. Hali hazırda toplumsal alanda itilmeye çalışılan LGBT artı gençlere akademide de barınamayacakları gösterildi. Pek çok üniversitenin öğrenci dernekleri kapatılırken LGBT'yi artı öğrenci gençlerin üniversitelerde kurmaya çalıştığı LGBT'yi artı toplulukları ve kulüpleri o halde siyasi süreç bahane edilerek resmileşemedi. Daha eğitim öğretim dönemi başlamadan 1 milyondan fazla öğrenci öğretmensiz kaldı. Kapatılan vakıf üniversitelerindeki öğrenciler mezuniyetlerine ilişkin belgelerini başka üniversitelerden almak zorunda bırakıldı. Okullarının kapatıldığı bilgisi ise mezuniyet belgelerinde geçti. Öğrenciler bu durumla diplomalarında karşılaştı ve öğrenciler için hayatlarında kalıcı bir ize sebep oldu. OHAL bunlarla da sınırlı kalmadı. Özellikle gençlere dönük infazlar bu dönem içerisinde giderek daha fazla artan saldırılardan oldu. En az 6 genç bu dönem infaz edildi. Gençlerin varlığı bile bir problem olarak görülüyor, kriminalize ediliyor. Güvenlikçi yaklaşımlarla kuşatılan hayatları infazlarla, katliamlarla sona erdiriliyor. Gençlerin ifade, örgütlenme ve itiraz etme hakları suç olarak görülüyor. Biat eden, boyun eğen bir gençlik OHAL ve KYK'lar aracılığıyla planlanıyor. OHAL uygulamaları gençlerin gündelik yaşamını daha fazla militarize ediyor. OHAL'in birinci yılında tekrar söylüyoruz. Gençlik düşmanı OHAL kaldırılsın. Gençlik kazanımlarını ve üniversiteyi bitirmeyi hedefleyen KYK'lar iptal edilsin. Kirli ellerinizi gençlerin hayatından çekin. HDP Gençlik Meclisi. Evet arkadaşlar, benim açıklamamdan önce çok kısa Cem Papila Gençlik Meclisi üyemizi arkadaşımız kısa bir açıklama yapıp ondan sonra ben gündeme dair değerlendirmemi yapacağım. Ben de sözlerime Suruç katliamının ikinci yılı vesilesiyle orada yitirdiğimiz 33 düşüş yolcusunu anarak başlıyorum. Şöyle diyebiliriz, aslında o hal 2015'te Amara'nın bahçesinde başladı fiili olarak. Ve onun ardından infazlarla, toplu katliamlarla ve gözaltı tutuklamalarla o halin önünü hazırladılar. Ve sonrasında da 2016'da bunun ilanını gerçekleştirdiler. Ve normalleştirmeye çalıştılar bu savaş durumunu. O halle birlikte yaşam alanlarına, yani siyasi iktidarın kendi ideolojik hegemonyasını bütün yaşam alanlarına dayattığı ve yaşam alanlarını şekillendirdiği bir pozisyon aldı. Biz de aynı zamanda gençler olarak üniversitelerde KYK'larla atılan, yani uzun yıllardır 68'den bu yana verilen özel demokratik üniversite mücadelesinde kazandığımız kazanımları geri vermeyeceğimizi söylüyoruz. Yani bu hem raporu hazırlayarak neler olduğunu söyleyerek aynı zamanda bu kazanımlardan vazgeçmeyeceğimizi ilan ediyoruz aslında. Ki öyle ki aynı zamanda çok tahammülsüz de. Daha dün Ankara Sakarya'da bir Suruç katliamı anmasına bile tahammül edemeden gözaltı ve yaklaşık 45 dakika bir aracın içinde işkence gördüğümüz bir biçim aldı. Ve bunun sebebi sadece Ankara'da şu an Nuriye ve Semih isminin kullanılmasının yasak olması.
sadece ne ismiyle, Nuriye kelimesiyle başladığımız ya da basın açıklamasının içinde geçti Nuriye kelimesi yüzünden bir tane katliam anmasına saldırdılar. Bu tahammülsüzlük son bulacak. Aynı zamanda biz üniversitelerimizi ve yaşam alanlarımızı, mahallelerimizi savunmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Biz de Gençlik Meclisi yöneticilerimize bu OHAL'in gençlik raporuyla ilgili vermiş olduğu bilgiler, yapmış olduğu konuşmalardan ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli basın emekçileri, malumunuz geçtiğimiz gece Bodrum'da, Bodrum'a en yakın olan Yunan adası Kos adasında 6.7 büyüklüğünde, 7 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bu şiddet göz önünde bulundurulduğunda denizde meydana gelmiş olması ve bir iç deniz olması hasebiyle açığa çıkardığı tsunami'nin sınırlı olmuş olması işin sevindirici yanı. Sadece Kos Adası'nda biri Yunanistan, biri Türkiye vatandaşı, iki insan yaşamını yitirmiştir. Ben bu iki insanın ailelerine başsağlığı diliyorum. Yine özellikle mal açısından zarar gören bütün yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Partimiz, meclis grubumuz adına. Ama ifade etmeliyim ki biraz daha hani branşım üzerinden söyleyeyim. Türkiye'nin %88'i birinci ve ikinci derece fay hatlarına yakın yerleşim birimlerinin bulunduğu bir ülke. Yine özellikle birinci ve ikinci derece deprem kuşağında yaşayan nüfusumuz ise toplam nüfusumuzun %91'i. Türkiye bir doğal afet ülkesi. Doğal afetlerin özellikle meydana geliş biçiminin önlenemez olması konusunda bir doğallık olması hasebiyle herkes mutabıktır. Bu bilimsel bir gerçeklik. Ancak doğal afetlerin açığa çıkarmış olduğu zararlar tümüyle beşeri tedbir demeyeyim, beşeri faaliyetlerin tedbirsizliği ve öngörüsüzlüğüyle gerçekleşir. Aynı şiddette depremin Japonya'da milyonlarca, on milyonlarca insanların yaşadığı kentin merkez üssü olarak geliştiği yerlerde neredeyse yaralı olmaksızın atlatılırken Türkiye'de başta deprem olmak üzere birçok doğal afette çok ağır faturalar ödeyen bir ülkeye sahibiz. Örneğin Salı günü İstanbul'da evet saatte metrekareye düşen 65 litrelik yağış yüksek bir yağış oranıdır. Hani bu alanla ilgilenmiş, çalışmış biri olarak söyleyeyim. Ama bu doğanın absorbe edemeyeceği, toprağın infiltre edemeyeceği, yüzey akışıyla bir dereye ya da denize ulaştıramayacağı bir yağış miktarı değildir. Örneğin Muson ülkelerinde saatte metrekareye 240 litrenin düştüğü yağışlar görülmekte ve bunlar pekala atlatılmakta veya bunların absorbe edilebileceği bir beşeri tedbir söz konusudur. Altyapı buna göre dizayn edilmiştir. Düşünüyorum da İstanbul'da Salı günü meydana gelen yağıştan kaynaklı açığa çıkan görüntüler Allah muhafaza bir DBP'li belediyede ya da bir CHP'li belediyenin yönetimde olduğu bir yerleşim biriminde meydana gelmiş olsaydı gerek medyanın işleme biçimi gerekse iktidarın, hükümetin, yetkililerin, devlet yetkililerinin açıklamalarının nasıl seyredeceği, nasıl bir siyasi mahkumiyete vardırıncaya kadar fütursuzca ele alınacağını herhalde hepimiz az çok tahmin ediyoruz. Gençlik, hani çok böyle hamaset ve bir siyaset diliyle ifade etmek istemiyorum ama gerçekten ülkenin yarını, geleceği, bugün ise en dinamik gücüdür. Birçok açıdan gençliğin en doğal hakkı olan eğitim, sağlık, kültür, sanat, siyaset
ve geleceğe hazırlanma ihtiyaçları karşılanmazsa o gençliğin sadece bugün yaşayan bir jenerasyon olarak zarar görme hali değil, bu ülkenin geleceğinin ciddi anlamda riskiyle geçirmiştik. Bu anlamda bu tedbirlerin hiçbir zaman bugünkü kadar orantısız, tek taraflı, dayatmacı olduğuna şahitlik etmedik. Şimdi o hal dedik, evet, devleti yönetenler her zaman bir kontrol mekanizmasına sahip olmalıdır. Kontrol mekanizmasının temsili demokrasi açısından yeri seçimden seçime halk tarafından icra edilir. Halk iktidarı kontrol eder veya oradaki memnuniyet oranı düzeyinde bir sonraki seçimde kanaatini ifade eder. Ama iktidarların seçimlerden bağımsız bir şekilde kontrol edenleri vardır. İktidarların kontrolü yargı tarafından sağlanır. Bu yargının da tarafsız, gerçek anlamda tarafsız ve bağımsız olması gerekir. Eğer bir ülkede yargı tarafsız ve bağımsızlığını yitirmiş, iktidar tarafından derdest edilmişse, orada açığa çıkan artık bir ülkenin yönetimi değil, bir ülkedeki kişi ya da sınırlı bir zümrenin egemenlik yarışı ve otoriterleşme hikayesi başlar. Bugün Türkiye'de yaşadığımız üzere. Evet, hiçbir zaman Cumhuriyet'le birlikte yargı tümüyle bağımsız olmadı ama hiçbir zaman bugünkü kadar bağımlı da olmadı. Yine öyle ki artık ülkemize yargı üzerinden geliştirilen tedbirlerin Batı tarafından adlandırılması 80 milyonluk bu ülke toplumunu rencide eder noktaya iktidar tarafından getirilmiştir. Son birkaç gündür özellikle farklı uluslararası kurumlar ve farklı ülkelerin siyasi yetkilileri tarafından Türkiye adı anılırken Erdoğan rejimi veya AKP rejimi kavramlarının kullanılmaya başlanmış olması ülkenin imaj ve itibar açısından getirildiği noktayı işaret etmektedir. Bir ülkenin bir kişinin adıyla rejime veya bir parti ile adı rejime dönüştürülmeye ve böyle adlandırılmaya çalışılması o ülkenin itibarının ve imajının uluslararası toplum nezdinde getirildiği yeri işaret etmektedir. Yine değerli basın emekçileri, ben çok sınırlı rakamlar üzerinden birkaç gündür o halin sonuçları tartışılıyor. Ben de buna çok kısaca değineceğim. Ama o halin nedeniyle nasıl giderilmesi gerektiği konusunda çok az kelam edilen günleri yaşıyoruz. Birincisi doğru. 110 bini aşkın kişi ihraç edildi. Yine özelde çalışma izni iptal edilen 32 bin kişi eklediğinizde 135 bin kişi. Yine bunun yanı sıra özellikle açıkta olan 33 bin kişiyle birlikte 170 bin kişiye yakın insan işinden edildi. Yani üretim sürecinden koparıldı. O güne kadar edinmiş olduğu mesleği, eğitimi, müktesebatı elinden kaybetmiş oldu. Şimdi buradan hareketle değerli arkadaşlar, bu aileleriyle bakmakla yükümlü olduğu kişilerle birlikte değerlendirildiğinde belki de 1 milyona yakın kişi kendi nafakasını sağlama, yaşamını sürdürebilme konusunda bizzat iyi siyasi iktidar tarafından alıkonulmuştur. Siyasilerin eş genel başkan, milletvekili, belediye başkanlarının tutukluluk hali, 86 belediyeye atanan kayyum, 170 bin kişi hakkında başlatılan adli işlem, 50 binden fazla tutuklu, yargılama ve tutukluluk koşullarının kısıtlanması, yine 180 medya kuruluşunun kapatılması, 136 gazeteci ve medya çalışanının hapiste olması, 715 gazetecinin sarı basın kartının iptal edilmesi, yazar, tutuklu yazar sayısının 34, kapatılan yayın evi sayısının 30 olması, kitap toplatmalar, yasaklamalar ki asıl 20 Temmuz 2016'da darbe yapıldı derken bunu kastediyoruz. Çünkü Türkiye'de bu adını rakamlarla ifade ettiğim uygulamaları darbe dönemlerinde yaşamıştır.
Bu yönüyle Kenan Evren kendisine darbeci denmesinden rahatsız değildi çünkü bir darbe yapmıştı. Yani darbeci olarak nitelendirilmekten rahatsız değildi. Ama kendisine faşist ya da diktatör denilmesinden belki rahatsızdı. Ama bunlar kendilerini darbeci olarak da nitelendirilmemizden alabildiğine rahatsızlar. Kültür sanat faaliyetlerinin nasıl yasaklandığını, Alevi inanç merkezlerine ve kutsal günlerine nasıl yasakların konduğunu ki Sivas Cogi Baba Festivali'nin, Munzur Festivali'nin iptal edilmesi gibi, 1401 derneğin 122 vakfın kapatılması, 43 ilde faaliyet gösteren 966 şirkete el konulup TMSF'ye devredilmesi, yine 4887 kuruluşun mal varlıklarına el konulması, grev hakkının iptal edilmesi. Düşünün, bir cumhurbaşkanı bir işveren kurumuyla yaptığı toplantıda OHAL'e destek isterken, bakın sizin için grevleri iptal ediyorum, bunu OHAL sayesinde siz yaşayabiliyorsunuz diye evrensel hak ve hürriyetlere aykırı taahhütlerle övünen bir cumhurbaşkanı gerçekliğiyle karşı karşıyayız. Yine 15 özel üniversitenin kapatılması, 5600'den fazla akademisyenin işine son verilmesi gibi gibi. Şimdi Mardin'de Süryani cemaatinin yöneticilerinden biri Yohanna, Sayın Yohanna haklı olarak şu kaygısını paylaşıyor. Şu kaygı bizde artık tezahür etmeye başladı. Bir dahaki KHK'da acaba dinimizi de değiştirecekler mi KHK ile? Duygusuna gelmiş olması bir artık azınlık olarak ifade ettiğimiz din mensubunun bunu ifade etmiş olması ülkedeki özgürlüklerin ne hale getirildiğine delalettir. Son olarak değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim. Neden OHAL ilan edildi ve giderilme yöntemleri nelerdir? Bir defa bir siyasi iktidar olağan koşullarla ülkeyi yönetmekten neden vazgeçer? Bir siyasi iktidar olağan dışı koşulları neden kendisine bir lütuf ve nimet olarak görür? Bu bir aciziyet ifadesidir. Ülkeyi olağan koşullarda yönetememe hali bir aciziyetin ifadesidir. Çünkü özgüven sahibi bir iktidar ülkeyi normal koşullarda yönetmeyi kendisine meziyet sayar. Bir özgüven sahibi iktidar ülkede toplumsal barışı sağlamakla övünebilir. Özgüven sahibi bir iktidar muhalefetin güçlü olmasını ülkenin selahati açısından önemli görür. Özgüven sahibi iktidarlar toplumsal meseleleri barışla çözmeye cesaret edebilen iktidarlardır. Savaş işin ucuzculuğu ve pespayeliğidir. Ve gelinen nokta itibariyle çok açık yüreklikle bütün Türkiye'deki toplum yapısına, halkımıza çağrıda bulunmak isterim ki AKP şefaati ya da merhametiyle 3 gün önce 4. defa uzatılan OHAL hiçbir zaman AKP ve Erdoğan tarafından kaldırılmayacaktır. Eğer halk bunun kaldırılması için demokratik mücadele yöntemiyle zorlayıcı olmazsa, demokratik muhalefeti güçlendirmezse AKP hiçbir zaman o hali kaldırmayacaktır. Erdoğan ve AKP iktidarda olduğu sürece bu ülkede o hal bir daha uzatılmayacak denmeyecektir. Buradan hareketle seçimlerle demokratik yollarla iktidarını sürdürme şansının kalmadığını gören Erdoğan ve AKP özellikle haksız elde etmiş olduğu iktidarı kalıcılaştırmak için her zaman OHAL'e ihtiyaç duyacaktır. Çünkü çoğunluğa sahip olmasına rağmen şu parlamentodan geçiremediği yasalarla geçiremediği düzenlemeleri KHK ile geçiriyor. Kaldı ki artık biz buna KHK değil belki de AHK dememiz lazım. Bunlar kanun hükmünde değil, bazı maddeleri itibariyle anayasa hükmünde kararnamelerdir. Açık söylüyorum.
İki alanda çalıştım. İki alanla ilgili anayasanın nasıl çiğnendiğini siz değerli basın emekçilerin bilgisine sunayım. Anayasa 130 YÖK'ün kuruluşunu düzenler. Anayasa 131 YÖK'ün görevleri arasında bulunan eksik bir demokratik işleyiş olan rektörlük seçimini düzenler. Geçen yıl Ağustos ayında bir torba yasada rektörlük seçimlerinin değiştirilmesi yetkinin Cumhurbaşkanı'na verilmesini getirmişlerdi. Geçmeyince şu parlamentodan alavere dalavere Ekim ayında, Ekim 2016'da rektörlüğün Cumhurbaşkanı tarafından seçimsiz belirlenmesini, tek kişi tarafından belirlenmesini bir KHK ile kabul ettirdiler. Anayasa 131 ilga edilmiş oldu. Bu kanun hükmünde değil, anayasa hükmünde kararname olduğunu gösteriyor. İkinci bir husus ise Anayasa 133, daha önce 4 yıl görev yaptığım için biliyorum, radyo televizyon üst kurulunun kuruluşunu, görevini tanımlayan bir düzenlemedir. Görevleri arasında özellikle seçim dönemlerinde fırsat eşitliğinin, partiler ve demokratik gruplar arasında fırsat eşitliğinin ihlal edilmesi durumunda RTÜK bununla ilgili rapor hazırlamak, yayıncı kuruluşlarla ilgili rapor hazırlamak ve ihlal tespit edildiği anda müeyyide uygulama yoluna gider. Seçim dönemlerinde bir husus daha vardır. RTÜK'ün uzlaşamadığı bir müeyyide konusunda eğer muhalefet eden ve şerhini ekleyen varsa YSK buna son kararı verir. Seçimlerle alakalı olduğu için. YSK bir anayasal kurum. RTÜK bir anayasal kurum. Ama Şubat ayındaki bir KHK ile yayıncı kuruluşların seçimlerde fırsat eşitliğini ihlal etmesi durumunda müeyyide uygulama yetkisi RTÜK'ten alındı. Yani yandaş medyaya siz anayasaya takılmayın. Evrensel hukuka, Türkiye'deki iç hukuka, yasalara takılmayın. Arkanızda ben varım, bir KHK ucubesiyle bunu ortadan kaldırdım. Kimse size müeyyide uygulanmayacak. Bırakın müeyyide uygulamayı, rapor dahi düzenlenmeyecek. Bu anayasanın ihlalidir. Bu KHK değil, anayasa hükmünde kararnamedir. KHK'lar kanuna o hal olduğu sürece baskın gelen düzenlemelerdir. Ama burada kanun değil, anayasa hükmü ihlal ediliyor. Bunun gibi birkaç örnek daha verebilirim. Ve şunu ifade edelim ki ülkenin olağanlaştığı, az biraz hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokratik teamüllerin biraz yerleştiği bir ülkede AKP'nin kendi iktidarını sürdüremeyeceği çok net anlaşılmış, açığa çıkmış. Onun için dört elle OHAL'e ve KHK'lara sıkı sıkıya bağlanmış durumdalar. AKP'nin kaldırmasını beklemeyeceğiz. Bütün toplumsal muhalif dinamiklerle birlikte özellikle OHAL'in anlamsızlaştırılması ve kaldırılmasını toplumsal muhalefet olarak biz sağlayacağız. Bunun mücadelesini vereceğiz. Dün de İstanbul Abbasağa Parkı'nda 9 madde olarak yayınlamış olduğumuz deklarasyon "Durmayalım, dur diyelim" sloganıyla bunun için bir starttı. Bundan sonra hedefe çok daha etkin, alanı kullanan, sahayı kullanan bir muhalefet hattı izleyecektir.